Herkese merhaba edebiyat mağdurları. Bugün edebiyat öğrencisi olarak sizlere Hüseyin Suat Yalçın hatırlatacağız. Hemen görsellerimizi incelemeye geçiyoruz. Burası Kayseri arkadaşlar. Hikayemiz Kayseri'de geçiyor. Ve bu hikayenin ana kahramanları Meral ve kocası olacak arkadaşlar. Hikayemiz Kayseri'de geçiyordu. Ve burada bir gül var. Gülleri görüyoruz. Bu güller Kayseri gülleri. Kayseriler biliyorsunuz K harfini genellikle kullanmaz. Daha çok G harfini kullanır. Kayseri. Şeklinde değil mi? G harfini daha çok kullanıyorlar. Ve hemen hikayemize geçiyoruz. Meral Hanım, Ley'nin içinde kirli çamaşırları ve yamalı çamaşırları yıkamaya başlar. Yamalar ve kirli çamaşırların olduğu len, de bunları yıkamaya başlar ve de len'e su atar. Len'e su atması bizlere Hüseyin su at Yalçın'ı hatırlatacak. Tekrarlıyoruz. Len'e su atması bizlere Hüseyin Suat Yalçın'ı hatırlatacak. Su Yalçın hatırlatacak. Ve yamalar ve kirli çamaşırların dışında burada bir de perde görüyoruz. Aynı zamanda perdeleri de yıkıyormuş bu Meral Hanım. Perdeleri yıkaması bizlere şehbal yahut istibdatın son perdesini hatırlatacak. Burada anahtar kelimemiz perde. Ve L'nin yanında bir de küçük kedi görüyoruz. Bu küçük kedi de o çamaşırları, yamaları, kirli çamaşırları yıkarken ve perdeleri yıkarken küçük kedi de onu izliyor. Daha sonrasında Meral'in kocası ona gaveye gideceğini söyler. Gavehaneye gitmek ister ve gaveye doğru yola çıkar. Gaveye doğru yola çıkar. Meral'in kocasının kahveye yani gaveye gitmesi, kahveye gitmesi bizlere gave destanını hatırlatacak. Meral buna çok sinirlenir. Çünkü yaşamından artık Sinirlenmiştir yaşamından mutlu olmamaya başlamıştır ve lanet bir yaşamım var der. Meral'in lanet okuması bizlere lane Melal adlı eseri hatırlatacak. Ve de bu lanet hayatından dolayı, hayatından dolayı sana bunu ahirette bir gün soracağım der. Ahirette bir gün hesabını soracağım der ve kocası Gave'ye gider. Gave'nin üstünden de bakın ne geçiyor? Bir uçak geçiyor. Tayyare geçiyor. <laughs> bu tayyare oldukça da güzel. Ancak Meral kafasında aşkını bitirmiştir ve kocasına dava açmaya gider. Ve dava açtıktan sonra bu aşk biter. Devayı aşkla birlikte, davayı aşk ile birlikte hemen biter. Konuşamadım. Evet. Tekrarlıyoruz arkadaşlar hızlıca bir şekilde. Burası neydi? Kayseri'ydi ve Kayseri gülleri vardı burada. Ana kahramanlarımız Meral ve kocasıydı. Meral ne yapıyordu burada? Yamalar, kirli çamaşırlar ve perdeleri yıkıyordu. Yanında küçük bir kedi vardı. Daha sonrasında kocası Gave'ye gitmek istiyordu. Gave destanı ve de Meral lanet okuyordu ona. Lane-i Melal. Lanet okuması da Lane-i Melal'i hatırlatacaktı. Ve bunun hesabını sana ahirette bir gün soracağım diyordu. Daha sonrasında Gavi'nin üstünden tayyareler geçiyordu. Ve de aşkın bitmesi için dava açıyordu. Devay aşk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Şu notu okumanızı e, öneriyorum. Eğer video size faydalı olduysa beğenmeyi, faydasız olduysa beğenmemeyi unutmayın. Daha fazla videodan haberdar olabilmek için YouTube'dan bize abone olup Facebook'tan da destek verebilirsiniz. Hoşçakalın.